Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun köşemizdeyiz. Yok sandınız ama var. Afiyet olsun köşemizdeyiz. Hatta ustamın yanında konuğumuz da var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Görüşmeyeli daha önce de gelmişti konuğumuz. Evet. Sağ olsun. Bu ikinci oluyor. Evet, her zaman bekleriz. İnşallah. Hoş bulduk. Peki şeyden. Ne yapacağız bugün? Bugün keçi peynirli cheesecake yapacağız. Vaa, süper. Ve limonlu. Yanında malzemelerimizi sayayım isterseniz. Tamam, buyurun. 150 gram kadar keçi peynirimiz var. Evet. 100 gram kadar tereyağımız, 400 gram kadar kremamız, 1 su bardağı şekerimiz. Evet. 2 çorba kaşığı kadar unumuz, 2 yumurtamız ve 10 gram kadar da vanilyamız var. Evet. Şu an jölemiz için ise bir limon kadar sıkılmış suyumuz, evet. Limon suyumuz, eti burçak bisküvimiz, yulaflı bisküvi, evet, evet. 200 gram kadar da çekilmiş bademimiz var. Bademimiz var, vanilyamız var, evet. Evet, nişastamız var. Malzemeyi zaten ben söyleyeceğim. Aslında sevgili yönetmenimiz yansıtıyor. Şimdi Uğur, evet, ben keşif peynirini ilk defa sende göreceğim. Ve badem de kullanıyor. Evet. Umut'un biraz tarzı diyelim artık cheesecake'te. Evet. Bakalım nasıl yapacak? Umut'sa başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Diğerlerinden evet. Biraz daha farklı. Evet, başlayalım. Sanırım tavayı da kullanacağız. Sen evet. Kullanacağız değil mi? Ben altlarını yakayım hemen. İlk önce hangisinden başlıyoruz? Şu an şeyimizi yapalım. Tereyağında bisküvi mi kavuralım ilk önce? İlk önce onu yapalım. Altını oluşturalım. Evet. 2 yemek kaşığı tereyağında. Çekilmiş yulaflı bisküvimizi kavuracağız. Evet. Diğer tencerede ise kremamız olacak. Evet, kremamız ve diğer malzemelerle beraber karıştıracağız. Oo. O verirken yapalım mı şu an? Yapalım, onu da açalım şefim. Açtık. Ben bakıyorum sadece. Ya da ben sizi biraz tamam. Bırakayım. Tamam. Usta. Ben Isınsın. De bakıyorum. Evet. Belki bir çorba kaşığı kullanabiliriz. 400 gram kremayı evet, eklediniz. İtalyan antipastası yapacağız. Yani antipasta İtalyaca'da Türkçesi ise başlangıç yemi yapacağız. Karpaçio olacak. Evet, dil balıklı karpaçio yapacağız. Evet. Aa, çok güzel. Biraz çiğden baharat yolu ya da salamura tarzı ile pişirmiş, yarı pişmiş ürünlere. Aslında çiğ de deniyor ama evet. Bu tür ürünlere evet. Karpaçio deniyor. Özellikle et, balık ürünlerinde kullanılıyor. Evet, tereyağımız eriyor bu arada. Evet. Yıkayan alıştı. Ben yıkayan burada yerinde durabilirim. Ben malzemeyi de saklıyorum. Pekala. Ben bisküvi aldım. Bilmiyorum. Evet. Doğru mu aldım? Doğru işte. Ben tereyağı erittikten sonra. Evet. Gerisini de anlatayım. Ben oradan sizi izlemek isterim. Pekala. Robot. Evet sevgili şunu seyircilerimiz. Tereyağı tavamız da eriyor. İşte bunu eritiriz ya. Tamam. Tamam. Usta batayım bisküviyi. Biraz daha kavrulsun. Biraz. Ha yağı kavuruyoruz. Evet, aromasını tam alalım. Diye. Pekala, pekala. Şimdi şöyle, eğer biz tereyağını tam eritmeden bisküvi atarsak yağ çekme işlemi olacak. Eğer anladım. Tam kıldırdıklarını püf nokta. Kavurma işlemi olacak. Bu da püf noktası. Evet. Evet. Ben hani direkt eridikten sonra sandım. Biraz hafif tereyağımız kavrulsun. Söyleyeceğim sonra. Tamam. Ne yazdığınızı evet. Söyleyebilirsiniz Mustafa. Ben hemen buyurun, yazdım. Buyurun, biz hemen buradan verelim. Tamam. Siz alışkınsınız evet. Mutfağımıza. Şekerimizi attık. Sırasıyla söyleyebiliriz. Yumurtalarımızı attık. Yumurtalarımızı attık. Hepsini arka arkaya atıyoruz gördüğünüz evet. Kadarıyla evet. Değil mi? Evet. Burada yarım limon suyumuzu bekliyor. Evet. Ne yazdığınızı tamam, şu şeye baktım limon. Tereyağımız da yine kavruluyor. Arkasından keçi peynirimizi atıyoruz. Hemen ekliyorsunuz. Evet. Onu da gördüm. Evet, yağımız eridi. Kaçırıyorsunuz. Yok, ben kaçırmıyorum diye ama koyabiliriz. Ben ustamdan evet. Onay bekliyorum. Ben alabilirim. Ben kişileriniz olurum. Estağfurullah. Ustam dedi ki yansın biraz, kavrulsun ondan sonra. Evet. Nasıl gidiyor yıkayanın? İyi vallahi bildiğiniz gibi. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz ustamla birlikte, ekip arkadaşlarımla birlikte. Siz nasılsınız asıl? Her şey çok iyi. Allah iyilik versin. Hep iyi olalım. Hep hayata gülümseyelim. Enerjimiz güzel olsun diyoruz. Evet, ben de bu biraz arada bisküvi. Tereyağını tam bisküviyle beraber tam yediriyoruz. Evet. Doğru yapıyor mu ustam? Doğru evet.
Evde cheesecake yaptığınızı düşünün. Evet, aynen. Siz de bu arada krema, keçi peyniri, yumurta, un. Muhallebi kıvamına mı gelecek ustam? Biraz. Biraz, evet. Çok fazla değil. Evet. Çünkü şimdi bunun bisküvinin üzerine tam koyduğumuz zaman kalıba evet, hafif bir tavuk göğsü kıvamında olacak. Evet. O kıvamda çıkartacağız. Oo, harika olacak. Evet. Üstü hafif aynı bu şekilde olacak. Evet. Bisküvinin rengini alacak. Oo. Ben kenardan izliyorum. Fark ediyorum zaten ustam. Hiç sesini solduğunuz çıkmıyor. Şey atabilirsiniz. Bademi atabilirsiniz. Hemen. Hemen ekliyorum. Limon suyumuz kalmış. Alayım. Estağfurullah. Hemen. Oh. Bir de sizce şey kalanımız var. Onu yağlılık evet, malzeme ya da tereyağı yardımıyla tatımız sanırım 8 kişilik değil mi? Evet. Bir de ne limon yapacağız? Limon, limon jölesi yapacağız. Sarımtırak bir renk. Bu hazır şu an. O hazır. Altını kapatabiliriz. Bu da kavruluyor. Ben kapattım bile. Evet. Jöle için. Evet. Evet, o hazır. Birazdan jöleyi yapacağız değil mi usta? Evet. Jöle için malzemelerimizi. Evet. Hazır değil mi? Evet, hazır. Evet, bunu da kavurdum. Evet, jöle için malzemelerimiz 2 limon suyuydu. Evet, bunun hazır. Bir tane tava alıyorum evet, şefim. Nişastamız var. Suyumuz burada hazır. Bakın ben her şeyi böyle koyuyorum. Her şeyi hazır ettim. Ocağın altı yanıyor mu bu arada bisküvi bademlerimiz için? Ben hemen yakıyorum. Ocağımızın altı yanıyor. Evet. Sedanım var mı içe? Ustam evet, tenceremizi koyduk. Jöle içi malzemelerimiz hazır. Evet. Hangisini vereceğim ben size? Önce suları. Su. Evet, buyurun. Ardından. Alıyorum. Ardından limon suyu, şeker değil mi? Biraz. Evet. Şekerimiz vardı. Tamam. Var mı şey, sıkma teli başka? Evet. Böyle yapalım. Hemen var buyurun. Çıkma telimiz de vereyim. Evet. Limon jölesi için öncelikle 1,5 bardak su eklediniz. Bir tane limon alayım. Evet. Şöyle. Tam sıkıldı galiba. Ziyan etmiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Aynen ben de öyle. Evet. Limon suyumuzu ekledik. Şekerimizi ekledik. Şeker ve su biraz özdeşleş. Evet, hafif bir boza hafif kıvamına gelecek birazdan. Tamam, ondan onu, sonra diğer malzemelerimiz. Şeker ve boza kıvamına gelme şeyi evet, nişastadan geliyor. Çok az bir nişasta evet, atacağız. Hemen ekliyor muyuz ustam onu da? Evet. Evet, ben şuradan şey yapıyorum. Bu hala yanıyor. Evet. Bunu kapatabiliriz. Kapattım ustam ben bunu. Evet. Ama bir kere döndürelim tava sıcak olduğu için. Evet. Bu da mis gibi koktu. Badem yedik gibi. Evet. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, keçi peynirli limonlu cheesecake yapıyor ustamız. Öncelikle muhallebisini yaptık, kenara biraz koyduk. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet, bir taraftan jöleyi hazırlıyoruz. Bunu kalıba basabiliriz. Evet. Dökecek miyiz hepsini? Evet. Evet. Biraz yağ az buldum ama. Evet. Bunu bir tabak yardımıyla şöyle yapalım. Ya da elimizle. İyice bastırıyoruz. Evet, iyice yine bastırıyoruz. Sert bir zemin olması lazım. Ustam sıcak. Sıcağa alışkınız. Sıcak. Böyle bir kalıp da verebilirim. Yetiştim. Ben bastırabilirim. Evet. Ben bastırabilirim. Evet. Tabii çorba kasesinin altı da olabilir. Evet.
kaseyle de bastırabiliriz. Sert bir şeyle de bastırabiliriz. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Önemli olan düz olması lazım, evet, ve iyice yapışmış olması lazım. Evet, bademler de belirgin, güzel. Evet. Yarın bademli bir tatlımız daha olacak. Vay, çok güzel. Evet, limon kabuğu rendeliyoruz galiba. Biraz daha aroması... Daha beğenmiş olsun. Biraz daha... Az baskın istiyorum, evet. Kadarıyla. Biraz daha baskın istiyorum. Evet. Bu kremin üstüne dökelim mi? Evet. Dökelim şey. Biz onları hemen bir gösterebilir miyiz yoksa... Evet. Aşama an... aşama gösterelim mi? Şu an son aşamada. Evet. Mümkün olduğu kadar yansıtalım. Sohbetime geçmek, evet, istiyorum. Şurada en sonunda katacaksınız herhalde. Hı-hı. Evet. Vanilyamızı da. Ben hazırlamış olduğumuz... Şöyle biraz tencereyi tersinden göstereceğim. Belki özür diliyorum ama... Tutayım mıydım? Yok yok, siz zahmet etmeyin. Estağfurullah, zahmet olur mu? Küçükken tencerenin dilini çok severdim ben. Böyle sıyırayım. Evet. Hala o şeyi taşıyanlar var. Tencere dilini sevenler var. Aynen. Burada da önemli olan zaten o çocukluğu, o çocuk duygusallığını, o içindeki çocuğu yaşatabilmek. Evet, içimizdeki çocuğu öldürmeyeli. Böyle parmakla yalamak gerekse de. Evet. Evet, içimizdeki biraz düzleştiriyoruz. Hemen düzleştirelim. Ve şu an Umut Usta'nın yapmış olduğu üzerine limon jölemizi, evet, üzerine tabii koyacağız. Tabii ki daha sonra. Evet. Ve daha sonra ne kadar sürede pişireceğiz Umut Usta? 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Evet. Süper. Biz burada yanılmıyorsam çok az miktarda bir gıda boyası, evet, kullandık. Evet. Gıda boyası... Toplu iğne başı kadar diyelim. Evet, çok az. Çok az. Bunlar... Evet. Profesyonel ortamlarda biraz daha görsellik, evet, için, evet, kullanılıyor. Seyircilerimiz de bunu kullanabilir. Arzu ederlerse sonuçta, evet, yeni bir özelliği, evet, var. Hiçbir zararı yok. Evet. Tamamen doğal meyvelerden. Özleştirecek miyiz? Yeterli mi bu kadar? Şu an biraz bir şey daha taşım kadar aslında biraz daha kalsın. O daha zaman siz zaten onu döküp hazır şu fırına an vereceksiniz. Evet. O aşamayı da zaten kameraman arkadaşım Burak gösterecekti. Evet. O zaman siz şu an fırına atabiliriz şeyi. Şu an hazırsa hazır, evet, mı? Hazır. Peki, evet, ben döküyorum ve size konumuzdan da ben özür dileyerek size hemen konumuzun. Estağfurullah. Çünkü güzel bir tatlı. Seyircilerimize kaçırırsın istemiyorum ama konumuzun ve konusu da çok önemli. Kendisi de çok önemli. Evet. Vallahi müthiş oldu. Evet. Şu an 180 derece 45 dakika pişmek üzere ustamızın eliyle fırına vereceğiz. Evet. Söz sizde İlkay Hanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman sizi mutfakta bırakıyorum. Baş başa bırakıyoruz. Ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet, afiyet olsun. Köşemizdeyiz, bakıyorum. Yeşillikli, balıklı bir menü var. Evet, bir balıklı karpaço yapacağız. Evet. Burada garnitürlerimiz var. Tabakta, evet, bunları çiğ olarak kullanacağız. Yalnız deniz börülcesini önceden haşladınız. Zaman kazanmak için. Evet. Ayrıca kaynamış suya şeyimizi atacağız. Brokolimizi atacağız. Brokolimizin daha diri ve canlı gözükmesi için karbonat. Bir tutam karbonat, karbonat atacağız. Diğer malzemelerimizde turpumuzu ve pancarımızı çiğden dekor olarak kullanacağız. Bir de bebek, evet, kabağımız var. Evet. Aynen. Girit kabağının ufak modellerinden. Evet. Görü görmez dayanamadım. Evet, evet, ben de bakıyorum ona. Kaynar suda sebzelerimizi çok fazla öldürmeyeceğiz. Çok az. Yani, evet, yarı pişireceğiz. Evet. Ve çok diri gözükecek. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Önce suyu kaynatıyorsunuz. Evet. Bazı izleyicilerimiz bildiğim kadarıyla suyu. Evet, aynen öyle. Suyun içerisine işte brokoliyi atıp öyle kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Aslında öyle olmayacak. Hayır, önce suyu kaynatacağız. Ondan sonra brokoliyi atacağız. Ya hem zaman kazanmak hem de lezzeti ve diriliği, evet, rengi gitmesin. Ve yarı pişmiş. Çünkü renk çok önemli. Evet. Sebzelerde her ne kadar bunu bazen evet, izleyicilerimiz de biliyor, sohbet anlamında da konuşulduğu, evet, evet, zaman da az pişirmeli aslında diyoruz ama hep ihmal ediyoruz. Hakikaten az pişirmek lazım sebzelerimizi, evet, özellikle brokoli gibi çok ürünleri. Çok pişirdiğin zaman brokoliye lezzeti kalmıyor, evet, maalesef. Ben sevmiyorum öyle ve rengi de gidiyor ama bu şekilde olursa yeşilliğini koruyor. Koruyor, bu evet. Bu da aynen önemli, evet. Evet, ustamız şimdi karpaço yapıyor. Az önce de bahsetmiştik. Evet. Ben yine ufaktan değinmek istiyorum. Evet. Karpaço bir İtalyan antipastosu. Yani bizim deyimimizde bir başlangıç yemeği. Et ya da balık ürünlerinden yapılabiliyor. Karpaço isminin bir çıkış noktası da var. Ufak bir araştırma yapmıştım. Evet. İtalya'da, Venedik'te bir ressamın adı aslında karpaço, biliyorsunuz. Evet, karpaço. İlginç. İtalyanla Fransız biliyorsunuz komşu ülkeler. Fransızlar da aslında buna benzer bir olay var. Belki izleyicilerimiz çok bilmez ama pralin diye bir ürün var. Bademli çikolatadır aslında. Bildiğiniz akıcı çikolatalardan bademli çikolata.
İki aşçı bir dükkan yemek tatlı hazırlıyor. Sadece çikolata götürülüyor. İki aşçının mutfakta çarpışmasıyla bademle çikolata resmen bildiğiniz çarpışıyorlar, dökülüyor ama yere dökülüyor. Tabii dük acil istediği için bunun abartı olduğunu sanmıyorum. Resmen toplanıp götürülüyor bir şekilde. Ve daha çok beğeniyorum. Dük ve sürekli ondan istiyor. Onun ismi de Pralin olarak kalıyor. Dük'in ismi de Pralin. Evet, çikolata ve badem karıştığı için. Evet. Ama tabii maalesef sıfır değil yerde toplanıyor. Tabii o işin başka bir ayrıntısı. Tabii orada yokuz tabii ki. Aman aman diyoruz ama. Evet. Karpaccio'da İtalya, Venedik'te bir ressamın ismi. Bazı yemeklerde kişilerin ismi yansımış olarak günümüze gelmiştir. Evet, evet. Ve burada Karpaccio üzerine olmazsa olmazlardan peynirimiz var. Parmesan peyniri. Evet. Parmesan peynirin de aslında olayı 2000 yılını geçiyor. Yani milattan önce 200'lü yıllara kadar dayanıyor. İtalya olmadan önce kavimlerdeyken bu peynirin üretimine başlanmış. Günümüze bu şekle kadar gelmiş. Aslında bu peynir çok büyük bir olayı var. En az 6 ay bekletiliyor. 6 ay, 8 aydan başlıyor. 3 yıla kadar sürer. 3 yılı da geçiyor. Yıllandıkça muhteşem bir peynir oluyor. Bunu da aktarıyorum seyircilerimize. Lezzeti artıyor. Evet. Evet, hemen bakıyoruz. Tabağımız için dekorlarımızı ayarlıyoruz. Evet. Parmesan peynirin çok faydalı. Rafları pahalı oluş sebebi de bu aslında. Uzun süre beklemesi. Evet. Ustam, balığımıza geçiyor muyuz? Evet, balığımıza şimdi geçiyoruz. Siz sonra pancara dekorları sanırım dekor almış. Doğradık. Evet. Balığımızın yapılış aşamasına şu an alayım mı ben bunu Ustam buradan? Şöyle. Balığımız dil balığı. Sanırım. Evet. Dil balığımızı slice bir şekilde bu şekilde kesiyoruz. Derisi alınmış filetomuz olarak. Yan yan kesiyoruz. Yan ince dilimler halinde kesiyor ustamız. Bunu sosta mısın? Nasıl yapacağız usta? Şimdi bunu şöyle yapacağız. Şefim bir tutarsanız. Tabii. Ben şuradan tutuyorum. Tamam. Geniş çaplı bir streşe. Evet. Ben de bakıyorum burada. Şöyle spatula mı alsaydık buradan? Gerek yok. Evet. Bu şekil. Hafif gözeneklerini boşluk bırakarak yapıyoruz. Tekrar edelim ustacığım. Dil balığımızı slice bir şekilde yatay bir şekilde kesiyoruz. Evet. Yani yan ve ince doğranmış şekilde. Bir tutam tuz. Evet. Tuzdan korkmuyoruz. Bunu pişiren özellikle tuz. Tabii sakıncası olanlar zaten bunu yemesin bu şekilde. O detayı atlamayalım. Tuz biraz fazla çünkü. Evet. Aslında burada değirmen kullanmamız daha makbule geçecek. Karabiber anlamında da öyle değil mi usta? Evet. Limonu sıkıyorsunuz. Tuz değirmeni de karabiber değirmeni kullanırsak. Kullanabiliriz evet. Deniz tuzu özellikle kullanırsak daha... Limonda biliyorsunuz asit var. Ben alabilirim. Evet. Limonda bu limon asit var. Asit bunu daha güzel, daha çabuk bir şekilde pişmesine neden olacaktır. Evet. Aynen böyle şu şekil. Evet, Japonya'da biliyorsunuz sushi var. Sushi'nin yanında müthiş bir acı var ikram edilen. O acının aslında veriliş sebebi eğer ola ki balıkta bulunan istemediğiniz mikroorganizmalar varsa onları öldürmek içindir. Onun için yanında acı ikram edilir. Balığımızı 20 dakikada 25 dakikada şey dolabımızda bekletiyoruz. Evet. Artı 6 derecede. Daha sonra çıkartıp servise sunacağız. Yani ellerdeki dolap sıcaklıklarımızı artı 4 derecesinden başlıyor. Evet. 20-25 dakika bekletmemiz yeterli diyor ustamız. Limon, tuz ve karabiberle marine ederek balımızı yarı pişmiş bir şekilde sunuma hazırlamak için dolabımızı biz koyacağız. Ustamız hazırladı. Bir göreceğiz biz de o zaman. Sebzelerimiz haşlandı. Arzu edilen sebzeler her zaman kullanılabilir. Bunlar evet, sadece bir alternatif ama... Brüksel lahanası konabilir. Brüksel lahanası çok yani. Evet, eklenebilir. Mevsim sebzeleri de kullanabilirsiniz. Yani isteğinize ve arzunuza göre. Yani biz beyaz tabak kullanacağımız için tabakta daha güzel gözükecek ve balıkla daha iyi gidebilecek şeyleri tercih ettik. Ben bunu dolabıma koyuyorum. Sadece sunuma kaldık değil mi ustacığım? Evet, sadece sunumunu yapacağız. Tamam. Daha sonra. Size kolay gelsin diyorum öyleyse. Sağ olun, ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi sohbet köşemizdeyiz.
Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun köşemize geldik. Bakıyorum ustalarım hummalı bir şekilde çalışıyor. Erdoğan ustam. İlk ben geliyorum. Bakıyorum. Evet, biraz daha tatlımızın soğuması gerekiyor. O yüzden servis şu an için edemiyoruz. Keçi peynirli. Keçi peynirli. Görünüş bir sizden rica etsem ufak bir koklama yapar mısın? Yani çok yaklaşmanıza gerek yok. Nasıl? Mis. Hakikaten yansıması bence güzel. Değişik denebilir. Oraya hocam geldi mi sevgili kuramız? Hocam geldi mi? Geldi mi? Bekir hocam. Evet. Keçi peynirli ve limonlu cheesecake. Umut ustamızın ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Gerçekten ufak çok güzel. Bir şeyinizi rica ediyorum. Bugün ayrıca bu tatlı aslında bir nevi pasta gibi olsun. Bugün benim çok sevdiğim halamın, Aysel halamın doğum günü. Ooo nece yaşlar diliyoruz. Aysel halamız nece yıllara diliyoruz. Aysel'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu tatlı tatlımız ömürler da ona gelmiş olsun. Evet ona gelsin. Hatta ve hatta diyelim ki bugün 1 Ekim. Evet. 1 Ekim'de doğan tüm sevgili seyircilerimize gelsin. Aynı. Nasıl? Harika. Yönetmenimizden belki bir şeyler gelirdi bu arada belki. Bu arada yönetmenimiz el verdi listeyi. Evet. Evet. Marine etmiş olduğumuz dil balığımızı dolabımızdan çıkarttık. Evet. Sunumumuza geçeceğiz. İlkay Hanım burada bir buz var. Evet. Ben şöyle bir 5 saniye tutmanızı istiyorum. 5 saniye? Ay tutamam bile mümkün evet, değil. Evet ben bile tutamıyorum. Çok ilginç evet. Buzlara koyalım mı? 5 saniye değil. Buzları şimdi 2 saniye bile tutmuyor. Evet. Çok güzel bir sunum yapacağız. Bu buzun bugün biraz yapısı. Evet çok farklı. Evet biyolojisi fizyolojisi biraz farklı. Bu derim biraz, kalacak zannettim. Artık başka adamlarda ne olarak kullanılıyor bilmiyorum ama biraz sonra bizim alanımızda nasıl kullandığını Umut Ustamız bize yansıtacak. Hakikaten çok soğuk, normal bildiğimiz buz değil. Evet evet çok kuru ilginç. Kuru buz olarak adlandırılıyor ama 5 taneden fazla tutmanız da mümkün değil. 5 saniye bile tutamadım kesinlikle. Usta. 2 saniye. Sevgili Fırat diyor ki ben tutarım. Tamam. Hadi tutarım bakalım. Diyor. Hadi bakalım. Tabii şu an göremiyorum. 5 sene sonra yanmaya başlıyorsun ama. Keşke bırak çekseydin. Keşke bırak. Ben hemen aktarayım. Sevgili Fırat dedi ki ben tutarım. Evet. 4 saniye saymaya başladım. 4. saniyede resmen... 5 saniye tuttum ama. Resmen kutuyu attı. 4'te attın. Resmen kutuyu attı. Evet çok fena. Evet. Acıdı vallahi elim bak. Evet. Tabii. Ustam bize sunumunu yaparken balımızı da anlatır mısınız bu arada? Nar ekşisi midir? Evet nar ekşisi. Sunumumuz için. İnanılmaz çok severim. Hakikaten bir, çok... Bir yarım limon üzerine harika gezdirdim. Nareks. İsteyen o sirke de atabilir ama isteğe bağlı. Evet. Şu an. Hemen açıyorsunuz. Evet. Marine etmiş olduğumuz dil balığımızı dilim dilim. Hı-hı. Harika. Evet. Dilim balığı tarpaçı ürünümüzü sevgili Umut ustamız Umut Volkan Ataç bize muhteşem bir şekilde özellikle sebzelere ben ne yalan söyleyeyim bayıldım. Aynen şekilde. ben de. Resmen belki balıkları hani ayıp olmazsa kaldıracağım aklımı yemeye başlayacağım biraz sonra. Biz usta böyle yapalım. Yayın sonrası biz sebzeleri yer. Bu arada. Sebzeleri, yeşillikleri hemen bir kenara. Tabii karpaccio deyince parmesan peyniri olmaz. Rende de yapılabilir, yaprak şeklinde kesilebilir. Evet, evet. Evet. Yine tamamen zevke kalmış zevke diyoruz. Zevke ama ince olması önemli. Evet. Ben biraz porsiyondan fazla yaptım. Yani daha görsellik olsun diye. Evet, evet yani tabii ki. Yani normalde bir parçası. Daha, aynen, bir parça ve iki evet, dilimi bile yeter. Ki. Ama sadece görselliği ve sunum olarak harika yapmış olduk. Harika. Evet, şimdi buzlara hemen atlayalım mı? Aynen. Şunu daha rica edeyim. Büyüklerden ne kadar koyalım? Büyüklerden atacak. Büyüklerden. Aa, evet. Umut Ustamız'ın şofu. 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 Buzu atınca dilim suçtu. Evet. Oh, oh, oh. Aynen. Bakar mısınız sevgili evet seyircilerimiz? Bunu buradan. Hocam tamam, görüyorsunuz sen... değil mi Bekir hocam? Göstermiştir diyor arkadaşlar. Evet evet şu an Burak gösteriyor. Size de ikram edeceğim program sonunda. Vallahi harika. Ben muhteşem alkışlıyorum oldu. Ustamı gerçekten muhteşem bir sunum. Orada bir şey buzda bir şey var diyor Fırat. Buzda ne ya? Buzda bir şey var. Buzda bir şey normal buz değil. Evet. Ustam sen yönetmenim vaktimiz varsa tatlımızı hemen anlatalım mı? Var mı vaktimiz? Var hemen tatlımızı Umut ustam. Direkt malzemeleri nasıl yaptığımızdan ölçüler benden direkt konuyu anlatabiliriz. Direkt vallahi ilginç. Bakıyorum ben. Tereyağında ben tereyağında yulaflı bisküvimizi kavurduk. Kavurduk. İlkay'ım kavurdu. Evet, evet. Daha sonrasında badem ekledik. Evet. Badem, tereyağı,
ve yulafımızı iyice birbirine yedirdikten sonra kalıbımıza bir güzel şekilde oturtturduk, sıkıştırdık. Evet. Daha sonrasında unumuzu, şekerimizi, yumurtamızı, bir bardak limon suyumuzu. Evet. Hepsini kremamızı, kremamızı yönetim ümit veriyor zaten. Eklediniz. Evet. Karıştırdıktan sonra karışımımızı kalıbımızın içerisine güzel bir şekilde, evet, dekoratif bir şekilde döktük. İsteyen olsa limon jölemizi daha sonra fırından çıkarttıktan sonra üzerine de koyabiliriz, dökebiliriz veya eğer sıcak seversek üzerine döküp direkt limon jölemizi fırına da sürebiliriz. Soğuk dökerken tabii ünlü çırpmak lazım, o perte, evet, perte oluşmasın diye. Vallahi çok, evet, harika oldu gerçekten. 180 derecede yaklaşık 45 dakikada pişirdik. Evet. Biraz daha soğuma ihtiyacı var tatlımızın. Edebiliriz. Evet. Peki şunu sorabilir miyim Mustafa? Bunu yulaflı bisküvi ve badem dedik. Hazır taban altları kekler var. Onlardan bir tanesini alta koyup yapma gibi bir durum ya, olabilir mi? Yapabilir. O havayı vermez ama farklı bir şey olabilir. Bu çok iyi yansıtmıyor. Yani cheesecake'i çok asıl iyi yansıtmıyor. Asıl önemli olan bu. Evet. Yani bu cheesecake'ten o tarz bir şey de başka bir şey olabilir diyorsunuz. Aynen. Evet. Yani hanımlar onu da yapabilirler. En mantıklı. Evet. Evet. Ben diyorum ki çok teşekkür ediyoruz. Bizim şovumuz bitti. Ben size hemen sözü verelim mi sözü? Sözü size verelim. Her şeyden önce ben Umut Ustam'a özellikle evet, bu şovundan dolayı da teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ Eline olsun. Sağlık. Bize güzel şeyler ikram ettiniz. Programımıza yakışır bir şekilde. Harikaydı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz sizi. Sağ olun, çok sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler. Ustam size de çok teşekkür ediyoruz. Umut Ustam'la bizleri buluşturduğunuz rica için ederim, çok teşekkürler. Programla tekrar buluşmak bekliyoruz üzere. Bekliyoruz tabii ki. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün de Hayat Sevince Güzel programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Ve Işılay ve Sercan sizlerle. Hoşçakalın.